Herkese merhaba arkadaşlar. Hürmeten selamünaleyküm. Bugün arkadaşlar makine ile inekleri sağacağız. Yani tüm inekleri sağımını yapacağız. Yani sağımı videosu olacak. Makine ile inek nasıl sağılır? İneği nasıl alıştırabiliriz? Bunlar hakkında konuşacağız. Biz bunları kışın elle sağıyorduk. Hayvanların hepsi doğurmadığından dolayı. Hepsi doğurunca makineyle sağıma geçtik. Hem makineyle sağım daha basit arkadaşlar. Hayvanlar ilk önce biraz huysuzlanabiliyor. Uzun süre makineyle sağılmayınca. Ama sonradan alışabiliyorlar arkadaşlar. Öncelikle memeleri şöyle geri çağırıyoruz. Geri ittiriyoruz hava alması diye. Makineyi çalıştırmadan önce. Alt tıpa kapalı olması lazım. Şöyle açık olduğunda makine çalışmaz. Çalışsa da memeleri tutmaz. Bu şekilde tutacaksınız. Makineyi açtıktan sonra böyle çek girince genellikle tam rastlayamıyorsun. Bu makineyi biraz eskide 5-6 sene üstüne diye bu şekilde. Hayvanlar ilk başta biraz huysuz oluyor çünkü başlıklar biraz soğuk oluyor ve hayvan artık yağlıysa dürüstüyor. Daha önce biraz huysuz ağzı ondan sonra tutunuyor. Taktıktan sonra arkadaşlar ister bırakın elinizi, ister altlar sonra biraz destekleyin. Ben desteklemeyi de istiyorum çünkü hayvanlar huysuz olup tekme attığında makineyi çıkartabiliyorlar. Böyle oturarak alttan çıkınca destekleyip bazen tekme atabiliyorlar. Hayvanları ilk sağdığımız arkadaşlar yumurtlarını ağzından dişlik oluşturuyor. Ama o birkaç zaman sonra geçiyor, iyileşiyor. Yani herhangi bir sıkıntı olmaz. Peki üst memeli ineklerde nasıl sağlam yapabiliriz makineyle? Bu parçaların arkadaşlar hepsi tutabiliyor. Yani bu makineyi tamamıyla söküp tamamıyla takabiliyoruz temizlemek için. Öyle kapağımızda. Bu parçalardan birini çıkartıp oraya bir tıpa veya bir bantla hava almamasını sağlarsak üst memeyi de sağlarsın, üst memeyi sağlarsın, tek memeyi bile açarsak sadece çıkışabilir. İsterseniz de bunu hiç takmıyorsunuz, geriye doğru tutup yine de makine çalışabiliyor. Birazdan o aladığı ineğin sadece onu gümrümeti şu an sağlamıyor, baskı bir çeşitliğinden dolayı. İlk bölüm olarak sadece orada göstereceğim size. Sağım bittikten sonra hayvanların rahatlığını anlatacağım. Şu an hayvanlar ne yiyor? Çünkü hayvanlar dereye çıkmak üzere. Normalde çıkmamız lazımdı bu zamanlarda. Her sene bu zamanlarda dışarıda olmuştu. O sene ben aktivistler oldu. Yani biraz sıkıntılar yaşadık. Bundan dolayı bu sene geç kaldık. Sağlık sorunlarımız arkadaşlar genellikle memeler kırıştığından dolayı arkadaşlar makine çekebiliyor. Bundan dolayı alttan destekleyici olsa en iyisi. Yani ya siz destekleyeceksiniz ya da altına böyle bir şey olması lazım. Diğer türlü makine yapıyor. Böyle biraz destekleyici. Genellikle hayvan başı 5-6 arkadaşlar istiyoruz. Bazı hayvanlar üstünü hemen veriyor, bazı hayvanlar hemen getirmiyor. Biraz uzun sürüyor.
Yani ortalama 5 dakika gibi bir süre. Yani bu tip hayvanları 40-45 dakika gibi bir süre sonra devam sonuna eriyor arkadaşlar. Evet, mineğin sağımı bitti. Sağımı bittikten sonra arkadaşlar makineyi genelde ben kapatıyorum. Bazıları kapatmadan şu alt tıkayı çekiyorlar. Hava almasını sağlayıp ardından bu şekilde sona eriyor. Şimdi sarı ineğe geçelim. İneği sağmadan önce arkadaşlar memeleri temiz bir bezle silin, temizleyin. İnek çabucak sütü bırakması için ben temizledim. Şimdi temizlemeyeceğim. Makine çalışır. Makinenin de sesi biraz fazla çıkıyor. Dediğimi belki anlamayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi arkadaşlar düveyi sağmaya. Biliyorsunuz ki bu düve daha ilk defa doğurdu. Yani ilk defa inek oldu. Şimdi memeleri temizledim. Bu biraz insanlarla oynamayı, böyle kendini sevdirmeyi çok hayvan. İlk başlarda biraz tedirgin oluyoruz takarken. Çünkü bazen tekme atabiliyor. Ama makineye sağımda alışması gerçekten kolay oldu. Ben biraz fazla korkuyordum bundan çünkü biraz değişik bir hayvan, çok oynamayı seven bir hayvan. Makineye alışmaz zannediyordum ama ilk takmama rağmen hayvan bir sıkıntı yaratmadı. Bakalım, şimdi deneyelim bakalım. Memesi de ufak arkadaşlar. Ufak memeli ineklerde genellikle sağan zor oluyor. Makineyi çabuk bırakıyor herhangi bir darip alanında. Evet.
Evet mesela bakın. Şimdi sıkıntı yok. Hayvan ısırdan mı? İlk başlarda biraz değişik bir hayvan. Heyecanlanıyor mu? Ne yapıyorsa tekme atmaya çalışıyor. Sonrasında ısırıyor. Kendisini sevdirmeyi acayip seviyor. Kaçırdığından da tamam bir yağmurda. Sıra geldi kara ineğe. Memeyi temizleyince hayvan 30 saniye 1 dakika içerisinde sütünü getirmeye başlar. Yani elinizi memeye değdikten sonrasında makineden hızlı bir şekilde gelir. Hemen takar takmaz arkadaşlar bazen bazı hayvanlarda hemen gelmiyor, uzun sürüyor. Ondan dolayı ilk önce temizlik yapın, ondan sonrası. Bakın burada da misafirlerimiz var. Yuva yapmışlar arkadaşlar ahırı. 4-5 sene önce arkadaşlar yuvayı yaptılar. Ondan sonra her sene arkadaşlar buraya geliyorlar. 4-5 tane yavru çıkartıp gidiyorlar. Acaba ilk yapanlar mı geliyor yoksa onun yavruları mı geliyor? Yani her sene arkadaşlar bu kuş buraya geliyor. 2 tane. Yavrularını çıkartıp götürüyorlar. Geçen sene yuvayı biraz daha büyüttüler. Gerçekten mükemmel kuş ya. İnsan şaşıp kalıyor ya. İnek kedilerinde arkadaşlar bunun gibi olacak. Hiç ayağını falan hiç fırlatmayacak. Tam bir sağma hayvan. Ama iğne vurulunca, aşı vurmaya gelince arkadaşlar acayip deli. Sağımda sıkıntı yaratmıyor da diğer konularda biraz vuruyor.
deneyimimiz de bitti. Şimdi diğer ineğe geçelim. Şu alttaki tıpayı şöyle kaldırdığınızda memeleri çok çabuk şekilde makine bırakıyor. Diğer türlü biraz daha çekmiş oluyorsunuz memeleri. Evet, sıra geldi Mondufon ineğimize. Bildiğiniz üzere bu inek bir senedir, hatta geçkin süredir sağlıyor. Çünkü geçen seneden kısır kalmış bir inek. Kurutmadık çünkü hala sütü var. Hemen hemen diğer ineklerle yakın bir sütü var. Yani ineğin cinsi iyi olduğundan dolayı hala sağlıyor. Hatta yanındaki o küçük inekten çok daha iyi sağlıyor. Şimdi memeleri temizledim. Hala biraz şişelik var ama torba da var. Şimdi sağalım bakalım. Sonrasında ortalamaya bakacağız. Bu ineğimizin sağımı da bitti. Sıra geldi en küçük ineğimize ve en verimsiz ineğimize. Koyun gibi sağlıyor abi. Bazı inekler arkadaşlar tekme atabiliyor. Bundan dolayı şöyle bir tekmelik var. Şimdi bu tekmeli buna takacağım, sağacağım. Diğer türlü durmuyor, sağdırmıyor. Çok basit. Burada ayarları var. İneğin boyuna göre ayarlıyorsunuz. Bununki en alt kısımda, küçük inek olduğundan dolayı. Şuradan takıyorsunuz. Şu bölgeden.
şu bölgeden takıp tam şuraya, yani kuyruk tarafına bırakıyorsunuz, tamam. Bu sonrasında tekme atamıyor bu tarafta. Rahat bir şekilde sağabiliyorsunuz ama bazı hayvanlarda takıyorsunuz, bazı hayvanlar yerinde durmuyor. Sağa sola kendini atıyor, zıplıyor. Bu tür hayvanlar da var ama bu Allah'tan bunun böyle bir sıkıntısı yok. Şimdi bunu sağmaya başlayalım bakalım. Bunun memeyi, memeyi unuttum. Sıra geldi arkadaşlar pamuğu sağmaya. En sevdiğim ineğim benim. Hem sakin, hem rahat savun var, hem de düzgün inek. Savunma da kötü değil yani. Şimdi sağacağız. Bu ineği arkadaşlar makineye takın, gidin başka işinizi yapın yani, o derece bir şey. Alıcı ineği sağıyoruz arkadaşlar. Bu inek bildiğiniz üzere 3 memeli şu an. Mahsessiz olayı geçirdiğinden dolayı arkadaşlar. 3 memeyi peki nasıl sağarsınız makineyle arkadaşlar? Ya şu kolu arkadaşlar çıkartırsınız, bulunduğu yere bant yapıştırırsınız. Ben genellikle bant yapıştırıyordum ama şu an bantı bulamadım. Bundan dolayı arkadaşlar bu şekilde yere doğru tutuyoruz, hava almamasını sağlıyoruz ki diğer memelerde memeyi bırakmasın. O bölgeyi arkadaşlar çıkartıp oraya bir bant yapıştırın. Sonrasında sağarsınız arkadaşlar. Bu tek meme de olsa, üç meme de olsa herhangi bir sıkıntı yaratmaz, sağılabiliyor. Bu inek arkadaşlar doğurduktan sonra eşini atamadı. Sıkıntı yaradı çünkü memesinde şişlik vardı, intihap var arkadaşlar, mahsis olduğundan dolayı. Ağrısından dolayı, bence bundan dolayı atamadı çünkü hayvan gerçekten rahatsız oluyordu memeden dolayı. Mahsessiz olayına nereden baksanız 300-400 lira gibi masraf harcadım. Hatta daha fazla, 400 liraya geçmiştir. Eşine de aynı şekilde. Yani arkadaşlar bu sene bu inek bana nereden baksanız 900 lira gibi bir
veteriner masrafı çıkardı. Sorun veterinerin masrafı çıkması değil, masrafın karşılığını alamamız arkadaşlar. Yani o memenin tekrardan eski haline gelmemesi. Büyük ihtimal o meme köreldi. İnşallah bir ümit seneye açılır diyoruz. Veteriner çünkü bu sene açılmaz ama seneye açılabilir dedi. İçindeki iltihap tamamıyla kayboldu gitti ama memede herhangi bir süt akışı yok. Bakacağız. Belki açılır belki açılmaz. Gerçekten bu tür durumlar insanı moralini bozuyor. Çünkü ben bu inekten diğer ineklere göre daha iyi süt bekliyordum. Beklediğim ineğin memesi köreldi. Bunun annesinde de aynı durum vardı. Genetik mi artık bilemiyorum ama ben bu zamana kadar hiç mastisit olayı yaşamadım. Sadece bu inekte yaşadım. İnşallah çözülür arkadaşlar. Tüm ineklerin sağımını yaptık. Pamuğun sağımını çekemedim maalesef. Kameranın çektiğini zannediyordum ama kapanmış. Pamuğu da sağdık. Birazdan makinemizi açacağız. Kapağına bakalım makine doldu mu dolmadı mı. Ve sonunda arkadaşlar rasyonu anlatacağım size. Bu hayvanlar ne yiyor ne veriyor. Şu an bence yediklerine göre çok daha iyi veriyorlar. Çünkü genellikle kesif yemden ziyade kaba yemle besleniyor hayvan. Hem elimizdeki yemlerin bitmesinden dolayı hem masrafların artmasından dolayı hem sıkıntılar. Yani bu sene arkadaşlar biraz sıkıntılı geçti dönem. Normalde bu zamanlarda biz merada oluyorduk ama şu an merada değiliz. İnşallah birkaç güne meraya çıkartacağım. Evet. Süt bitti sayılır. Birazdan kapatacağım. Ve buzağları emzireceğiz. Sağım arkadaşlar bitti. Görmüş olduğunuz gibi tam ağzına kadar dolmuş. Hatta taşmak üzere. Şöyle gösterebilirim. Yani bu tank tamamıyla arkadaşlar doldu. Bu tank kaç kilo? 40 kilo. Hatta bu şu an 40 kiloya geçmiş durumda. Çünkü 40 kilo olan tarafı aşağılarda biraz. Ağzına kadar gerçekten dolmuş. Bugün daha fazla sağladılar. Yani normalde biraz birkaç litre aşağı vermeleri lazımdı. Hayvanlar şimdi şöyle bir durum var. Şu inek şu an karanlık tam da görünmüyor da. Şu inek 6-7 ay önce doğurdu. Bu inek 13-14 ay önce doğurdu. Diğer inek 6-7 ay önce doğurdu. Yani buradaki hayvanların hepsi birkaç aylık değil. Bazıları yeni doğurmuş ama şu an arkadaşlar bu litre bence bu hayvanlar için az. Hem hayvanlara istedikleri yemi veremiyoruz. Hem de arkadaşlar hayvanların hepsi aynı zamanda doğurmadı. Bazıları yakın zamanlarda doğurdu. 3 tanesi uzun süredir sağlıyor. Zaten düve yeni doğum yaptı. Ondan fazla bir süt beklemiyordum ama gene beklediğimden çok daha iyi süt veriyor. Yazın daha iyi olacaklarını zannediyorum. Yani meraya çıkınca. Bakalım merada kaçar litre süt verecekler. 40 litre sayarız bunu. Akşam da aynı şekilde 40 litre olsa arkadaşlar 80 litre. Bunun 5 buzağı emziriyoruz. 5 buzağı 2,5-2,5 verdiğimizde yani bir buzağı günde 5 kilo süt emdiğinde arkadaşlar 5 buzağı günlük 25 kilo süt emer. 25 kilo sütün 80 kilosundan çıkardığımızda 55 kilo arkadaşlar satılacak süt olur. Hatta biz bunu düz 50 litre sayalım. Yani demek istediğim arkadaşlar kırma ineklerde de süt elde edebilirsiniz. Tabii ki siz diyebilirsiniz şunu, bu süt çok az bu kadar inekten diye ama dediğim gibi ineğin sayısından ziyade ineğe ne verdiğiniz ve ne aldığınız önemli. Yani bu inekler ne yiyor ki size ne veriyor. Ben bu ineklere çok iyi baksam bu litrenin arkadaşlar iki katını da verir. Biliyorum bu ineklerin o kapasitesi var. Şu bakımlı arkadaşlar bizim bakımımızda zayıf bakımlı arkadaşlar bu litreleri yine bu hayvanlar verebiliyor. Benim için güzel yani kötü bir litre değil arkadaşlar şu an verdikleri. İnşallah daha iyi yerlere gelecekler. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Uzun zamandır video atmamıştım. Umarım az da olsa sizlerle bir şey paylaştım.
Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.